Raja öyle bir aceleyle çıktı ki buradan, ona dikkatli olmasını bile söyleyemedim. Bana onu kapılarda karşılayıp onu bir güzel karşılayacak değil ya, hoş geldin de demeyecek. Hem Raja'ya kaç kere vardığında beni aramasını söyledim. Ama hala ondan haber yok. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çok gerginim. Tara! Bana su kaynat hemen. Daoji, her an sevgili Raja Kushvaha'nın öldüğüne dair haberi alırsın. Sen hiç merak etme. Neler oluyor acaba? Neden telefonu açmıyor bu? Raja gelmemiş olsaydı acaba o canavar Banu kim bilir bana ne yapacaktı, bir düşünsenize. Yani sen çıkmadan önce Raja Madhu'yu yanında mı götürdü? Nereye gitti peki? Ben de bilmiyorum nerede olduklarını. Bana olanları en başından anlat. Ne diyebilirim ki? Evin içinde o kadar çok duman vardı ki başım çok dönüyordu. Bu yüzden yere oturdum ve Madhu o da bayıldı. Orada bayılıp kaldı. Raja onu kucağına aldı ve koştu. Beni de odadan dışarı sürükledi. Kapıyı dışarıdan da kilitledi, sürgüsünü de çekti. Sonra Madhu ile birlikte gitti. O canavara gözcülük etmek için beni kapının önünde bıraktı. Amca, sonra o canavar Banu geldi. Beni kenara itti ve kaçtı. Ben çok korktum. Ne yapacağımı bilemedim ve buraya geldim. Banu'nun baygın olduğunu söyledi. Peki evden nasıl kaçabildi? Raja giderken odayı dışarıdan kilitlemişti. Ben de ona bekçilik ediyordum. Orada otururken midem çok bulandı. Kötü bir durumdaydım. Ne yapacağımı bilemiyordum. Daha ne kadar dışarıda oturacağım dedim. Odadaki dumanı dışarı çıkarmayı düşündüm. Bu yüzden kapıyı pencereyi açıp evi havalandırdım. Ama duman çıkmadan önce Banu kaçtı gitti. Daoji. Çok korkuyorum. Banu çok tehlikeli biri. O Raja ile Madhu'yu tekrar kaçırabilir. Hey Tara! Saçmalama artık. Olumlu düşün. Raja Madhu'yu nereye götürdü? Nereye götürmüş olabilir? Amca, bu hayatta senden ayrılmam ben. Raja? Gelmişsin. Çok endişelendim. Raja, artık yüreğim huzur buldu. Amca, bak sana gelinini getirdim. Allah razı olsun. Teyze, sen burada ne yapıyorsun? Banu'ya gözcülük et diye mahallede bırakmıştım seni. Polisi bile çağırdım. Banu tutuklandı mı? Neden suçlu bakıyorsun öyle? Hayır Raja Bey. Polis geldi ve ben evi havalandırmak için kapıyla pencereleri açtım. Banu da fırsat bilip kaçtı. Kaçtı mı? Şimdi bırak artık Raja. Sen ve gelinim döndünüz ya. Başka bir şey istemem. Banu da kaçamaz zaten. Eninde sonunda ucumuza düşecek. Raja Bey,
beni affet. Kızım, sen de affet. Büyük bir hata yaptım. Size yüzümü bile göstermeye utanıyorum artık. Ama ya o canavar beni kaçırmak için geri dönerse? İşte bu korku yüzünden buraya geldim. Hepsi geçti gitti artık. Raja gelinimi eve getirdi. Bu mutlu bir olay. Hı? Hep birlikte kutlayacağız. Hadi yürüyün. Hayır hayır durun. Sen burada bekle. Ben her şeyi hallederim. Thank you.